Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Namazda tefekkür edilir mi? Yapılır mı? Yapılırsa nasıl yapılmalı? Musallinin, musallinin Kabe'ye olan şu hayali nazarı kasti değil, tebeî bir şuurdan ibaret bulmalıdır diyor sanmış. Yani namaza durdu bir mümin. Kendisi şu anda tefekkür ediyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd alemlerinin Rabbi olan Allah'adır. O Allah ki Rahmandır, Rahim'dir. O Allah ki Maliki Yevmiddin'dir. Yani din gününün sahibidir. Biz ancak ona ibadet ederiz gibi bu manadaki ayetleri veya Sübhane Rabbiyel Ale, Sübhane Rabbiyel Azim gibi mesela. Sübhaneke gibi. Bu manadaki geçen ifadeleri tefekkür ederken Kabe'nin huzurunda olduğumuzu hissedip bunu tefekkür ederken, şu anda ben bütün namaz kılanlarla beraber namaz kılıyorum gibi bir hissiyata girerken, şu anda tahiyyatı okuduğumuz vakit, et lillah derken, acaba neyi nazarımıza getiriyoruz? Hz. Peygamber Selam şu anda Miraç'ta Cenab-ı Hak'la konuşuyor hissini getiriyoruz. Ben de onların o ifadelerini namazımda kullanıyorum. Çünkü benim namazım da Küçük bir miraç hükmündedir. Benim miracım hükmündedir, kaidelerine göre. Peki, bu düşünce ve tefekkürü benim nasıl yapmam lazım? Şu tefekkür ve nazar, eğer namazın hakiki e, sebebi olan Allah'ın huzurunda olduğumuzu hissettirme, Allah'ın huzurunda olduğumuzu e, bize ihsas etme özelliğinden bizi uzaklaştıracaksa bunlar hakiki manada yapılmamalı nasıl yapılmalı? Tebean yapmalı. Yani tebeyi olarak yapmalı. Yani asıl huzurda durmaktır. Asıl şeriatın emrettiği gibi hareketlerimizi yapmak ve emredilen şeyleri okumaktır. Asıl Peygamber Efendimiz'in yaptığı gibi yapmaktır. Ama tebean yani bunun zımnında, bunun ikinci derecesinde diyelim, Cenab-ı Hakk'ın huzurunda olduğumuzu ve Cenab-ı Hakk'ın emrettiği, bunları okuyun dediği şeyleri de tefekkür edip bu manada o huzura yardımcı olacak şekilde kullanmalı. Yoksa o tefekkür ettiğimiz şeylere dalarsak ve huzurda olduğumuzu unutup buraya doğru yol alırsak o zaman faydadan ziyade sanki bizi zarara götürebilir. Ama biz o tefekkürümüzü huzura kuvvet verecek şekilde ve huzura vesile olacak şekilde, basılmak olacak şekilde yaparsak o zaman bu tefekkür makbuldür ve güzeldir, faydalıdır maslahatlıdır. Yoksa tefekkürü huzura mani olacak şekilde bizi oraya daldırsak ve tefekkürü o manada yapsak o zaman bu tefekkür hakiki maksadına hizmet etmemiş olur. Tekrar okuyayım burayı. Musallinin Kabe'ye olan şu hayali nazarı kasti değil, kasti olmayacak. Tamire Kabe'ye odaklanmak için yapmayacağız. Kabe Allah'ın evidir. Ben de şu anda Allah'ın huzurundayım manasında kasten değil, tebeî bir şuurdan ibaret bulunmalıdır. الفاتحة مع السلامة